Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda bu görmüş olduğunuz katiple hazırladığım harika çantanın çalışmasını birlikte yapacağız. Ben bu çanta katiple yaptım ama sizler farklı iplerle de yine bu çantayı çalışabilirsiniz. Ben 300 gram kadar katip kullandım. 50 gram siyah ipten kullandım. 250 gram da hası renkten kullandım. Çantamızı yakından bakalım. Çantamızın tabanı dikdörtgen taban üzerine modeli uyguladım. Bakın modelimiz yakından görünüşü bu şekilde. Yapımı çok basit. Herkes bu çantayı rahatlıkla örebilir. Sizler isterseniz farklı renklerle de yapabilirsiniz ya da yine tek renkle de yine bu çantayı çalışabilirsiniz. Ben kulplarını deri kulp tercih ettim. 40 santimlik deri kulplar diktim. İsterseniz yine ipiyle örgü kulplar da yapabilirsiniz. Şu şekilde çantamızın içinden yakından bakalım. Çantamızın içi bu şekilde. İsterseniz içini astarlayabilirsiniz ya da astarlamadan da yine kullanabilirsiniz. Tam orta kapanma kısmına derili mıknatıslı çıtçıt diktim. Çantamızın görünüşü bu şekilde. Çantamızı yakından inceledikten sonra şimdi çantamızın tarifine geçelim. Çantamızı örmek için gerekli malzemelerimiz iki renk katip kullanacağız. Bir siyah renk, bir de hası rengi kullanacağım. Sizler isterseniz farklı renkler de kullanabilirsiniz. Ya da bu çantayı tek renkli de örebilirsiniz. Çantamızın tam orta kapanma yerine bakın bu şekilde derili mıknatıslı çıtçıtım var. Bunları kolay bir şekilde çantamızı kapanma yerine dikeceğiz. Ve şu şekilde penguen model çanta kulplarını kullanacağım. İsterseniz örgü kulplar da yapabilirsiniz. Ve çantamızı örmek için tığ numaramız 3,5 mm tığla çantamızı öreceğiz. Tabii ki sizin ipinizin kalınlığı, inceliği, elinizin sıkılığı ve gevşekliğine göre tığ numaranız farklılık gösterebilir. Bir de ben kağıt ipimi çile halinde alıyorum. Hiçbir yumuşatma işlemi yapmadan bu şekilde sararak yumak haline getiriyorum. Ondan sonra örüyorum. Bu bilgiyi paylaştıktan sonra videomuza geçmeden önce sizlere küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı beğenirseniz ve yorumlarınızı bırakırsanız çok mutlu olurum. Şimdi çantamızın tarifine geçelim. Çantayı biz dikdörtgen taban üzerine modeli uygulayacağız. Burada ben 40 zincirle başladım. 40 zincirle başladıktan sonra 9 sıra ördüm ve en son benim burada en son sırada ilmek sayım 144 ilmekle bitirdim. Yapacağımız çantanın modeli de 2 vakatlar üzerinde oluşmakta. Yani çift sayı olması gerekiyor. O yüzden 40 zincirle başladım ve 9 sıra ördüm ve 144 ilmeğim oldu. Yani burada en son ilmek sayınız sizin çift sayı olması gerekiyor. Modelin tam kurulma olması için. Sizler istediğiniz boylarda yapabilirsiniz. Bundan daha küçük veya daha büyük boyda. Sadece ilmek sayınızın çift sayı olması gerekiyor. Buna dikkat ederseniz hiçbir problem olmaz. Ve size bu şekilde hem ölçüsünü de vereyim. Tabanın. Tabanımın eni 31,5 santim ve derinlik de 11 santimde tabanımın derinliği oldu. Şimdi model uygulamasına geçelim. Tabanımızı bitirdikten sonra şimdi siyah ipime geçeceğim. Siyah iple örmeye başlayacağız. Açık renk ipimi bırakacağım. Siyahla devam edeceğiz şimdi. Tabanımızı bitirdikten sonra. Şimdi bakın şurada köşede biz 3 tane arttırma yerimiz vardı. Ben tam ortadaki bakın şuradaki ortadaki arttırdığımız noktaya buraya siyahla başlayacağım. Yani o köşenin bir öncesinde bu tabanımı bitirdim. Ve şimdi burada açık renk ipimi bırakıyorum. Şimdi şu şekilde bakın tığ siyah ipimi almadan hemen köşe kenar kısmına tığımı bu şekilde batıp ve bu şekilde bekletiyorum. İsterseniz tekrar yapalım. Tam köşe bizim 3 tane sık iğnemiz var. Arttırdığımız nokta tam ortadaki arttırdığımız yere batıp şimdi buraya siyahla başlayacağım.
Bu şekilde bakın batıp bekletiyorum tığımı ve siyah ipimi aldım. Şimdi bu noktada siyah iple başlayacağız örmeye. Şimdi bu şekilde ilmeklerin arasında ipimi çıkartacağım. Siyah ipimi çıkartacağım. İpi çıkarttım. Bakın diğer ilmeğimin içinden bu şekilde çıkarttım ve açık renk ipimi şu şekilde asılıp burayı sabitledim. Şimdi artık açık renk ipimi bırakıyorum. Siyah ipimle devam edeceğim. Bakın bu şekilde siyah ipimizi sabitledik ve buraya iki tane zincir çekeceğim. İki tane zincirimi çektim. Ve şimdi buradaki siyah kısa ipimizi örerken de içeride bırakacağız. Artık açık renk ipimi örmeyeceğim. Bunu bu şekilde ipi kopartmadan bekletiyorum. Şimdi zincirimin dip noktasına batmayacağım. Hemen yanındaki sık iğnenin bir tanesini atlıyorum. İkinci sık iğnenin içine batıp buraya tekrar sık iğne yapacağız. Bir boşluk atladım. Bir sonraki sık iğnenin içine batıp ve kısa ipimi de tığımın üzerine alıyorum. Örerken içeride kalacak ve buraya batıp çıkarttığım ilmeği, tığımda iki tane ilmeğim var ve ikisini birlikte bu şekilde çıkarttım ve sık iğne yaptım. Biz başlangıçta burada sadece iki tane zincir çektik ve şimdi sadece bu başlangıç için iki tane zincirdi. Daha sonra aralarda bir tane zincir çekeceğiz. Bir zincir çektim ve hemen bakın şu şekilde göstereyim. Son battığım yer burası. Bir tane sık iğne atladım. Bir sonraki ikinci sık iğne boşluğuna batıp tekrar bir zincir çekmiştik arada ve buraya bir tane daha sık iğne yaptım. Tekrar yine aynı şekilde aralarda bir tane zincir çekeceğiz. Bir tane zincir çektim ve hemen yanındaki bir tane sık iğneye atlıyorum. İkinci sık iğnenin içine batıp buraya tekrar bir tane zincir çekmiştik arada. Buraya sık iğne yapacağım ve örerken de tığın üzerine bakın kısa ipimi de aldım ve buraya sık iğne yaparak buraya bir zinciri bağladım. Tekrar yine aynı şekilde bir tane arada zincir ve bir bakın yanındaki sık iğne atlıyorum, bir tane atladım. İkinci sık iğnenin içine batıp tekrar buraya bir tane daha sık iğne yaparak o bir zinciri bağladım. Bakın bu şekilde. Bu sırada aralarda bir zincir çekerek ve bir tane sık iğne atlayarak ikinci sık iğnenin içine batıp bu şekilde sık iğne yaptım. Yine bir boşluk atladım ve sık iğne yaptım. Aralarda bir zincir çekip ve bir tane boşluk bırakarak ikinci sık iğnenin içine batıp o bir zinciri sık iğne yaparak bağlayacağız. Bu şekilde tabanımızın bir sıra bu şekilde tekrar sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. Şimdi köşenin birleştirmesini yapacağız. Bizim bu aralarda birer tane sık iğne boşluğu atlamıştık. Yine aynı şekilde başlangıç ve bitiş noktası arasında bir tane sık iğne boşluğu kalacak. Burada bir tane sık iğne boşluğu kaldı. İki başlangıç ve bitiş arasında bir sık iğne kaldı arada. Ve bizim burada başlangıçta iki tane zincir çekmiştik ve ilk birinci zincirin içine batıp bu köşenin birleştirmesini yapacağım.
En son burada bir tane arada zincirimizi çektik. Ve bu noktada başlangıçtaki iki tane zincirimiz var. Ve birinci zincirin içine batıp buraya ilmek kaydırma yapacağım. Çıkarttığım ilmeği diğer ilmeğimin içinden bu şekilde çıkartıp ilmek kaydırma yaptım. Ve bu noktada renk değişimini yapacağım. Yine tekrar açık renk ipime geçeceğiz. Ve tekrar onun için yine aynı bir zincirli kısma tekrar yine batacağım. Aynı birinci zincirin içine battığım noktaya batıp ve bu şekilde tığ bekletiyorum. Ve bu zincirlik içine batıp bu şekilde tığımı bekletiyorum. Ve siyah ipimi bırakıp artık siyah ipimi bu noktada örmeyeceğim. Ve ipimizi kopartmayacağız. Bir sonraki sırada tekrar siyah ipi öreceğimiz için ipimizi bekletiyoruz. Ve açık renk ipimi şu şekilde açık renk ipimi aldım. Bu şekilde ilmeklerin arasından çıkartıp bu şekilde renk değişimini yaptım ve bu noktada siyah ipinizi bu şekilde asılıp sıkıştırın. Ve renk değişimini yaptık. Açık renk ipimize geçtik. Bu sırada açık renkle modelimizin kurulumunu yapacağız. Hemen bakın yanında bir tane zincirlik yerimiz var. Her bir zincirlik yerde bakın boşluklarımız var. Şimdi bu boşluğun içine batıp bu orta noktaya geleceğim ve buraya sık iğne yapacağım. Şimdi hemen yanındaki bir zincirlik boşluğa batıp buraya bir tane sık iğne yaptım ve boşluğun orta kısmına geldim ve şimdi burada 3 tane zincir çekeceğiz ve örerken de arkadaşlar şuna dikkat edelim, yani bu siyah ipimizi burada bekletiyoruz ve aralarda falan da örmüyorum, yani bunu örmeden bu şekilde bekletiyorum. Ona o siyah ipe hiçbir şey yapmıyorum, o bekleyecek orada. Şimdi burada 3 tane zincir çekeceğiz. 1 2 ve 3. Tığın üzerine bir kere doladım. Yine aynı boşluğun içine batıp buraya ilmeğimi çıkarttım. Önce bir tane ilmeğin arasına çıkarttım. Tığımda 3 ilmeğim var. Sonra ikisine çıkarttım. Ve bu 2 ilmeğimi tığımda bekletiyorum. Tekrar tığın üzerine bir kere doladım. Aynı boşluğun içine batıp tekrar önce birini çıkarttım ilmeğimin. Daha sonra ikisini. Tığımda 3 tane ilmeğim var ve bu 3 ilmeğinin hepsini toplayıp bu şekilde çıkarttım. Yani bu zincirimizle birlikte 3 defa batmış olduk. Zincirinden sonra 2 defa battık. Bu şekilde ilk modelimi oluşturdum. Ve burada arada bir tane zincir çektim. Ve bir sonraki bir zincirlik boşluğa batıp tekrar modelimi yapacağım. Hep biz modelimizi bir zincirlik boşlukların içine yapacağız. Bir zincir çektim. Tığın üzerine doladım bir kere. Ve hemen yanındaki bir zincirlik boşluğun içine batıp buraya önce bir ilmeğimi çıkarttım. Daha sonra ikisini çıkarttım ve tığımda 2 ilmeğin ikisini bekletiyorum. Bunu çıkartmayacağım. Tekrar tığın üzerine bir kere doladım. Yine aynı battığım boşluğa tekrar batıp önce bir ilmeği çıkarttım. Sonra ikisini ve tığımda 3 ilmeği bekletiyorum. Bunu çıkartmayacağım. Tekrar tığın üzerine bir kere doladım. Yine aynı boşluğun içine batıp yine aynı şekilde önce birini çıkarttım. Sonra ikisini ve tığımda 4 tane ilmeğim var ve 4 ilmeğin hepsini birlikte çıkarttım. Sadece bu başlangıçta bizim 3 tane ilmek kalmıştı. 3'ünü toplamıştık. Sadece bu başlangıç için geçerli. Ondan sonra bizim tığın üzerinde hep 4 tane ilmeğimiz kalacak ve hepsini birlikte toplayacağız. Yine aynı şekilde tekrar
Bir tane bu noktada zincir çektim. Tığın üzerine doladım. Yine bir sonraki bir zincirlik boşluğun içine batıp buraya önce bir ilmeği çıkarttım. Sonra ikisini ve tığımda iki ilmeğin ikisini bekletiyorum. Tekrar tığın üzerine doladım. Aynı boşluğun içine ikinci defa batıp önce birini, sonra ikisini ve tığımda 3 ilmeğim var. Bekletiyorum. Tekrar tığın üzerine doladım ve aynı boşluğun içine 3. defa batıp önce birini, sonra ikisini, tığımda 4 tane ilmeğim var ve 4'ünü birlikte bu şekilde çıkarttım. Bakın 3 tane modeli oluşturduk. Tekrar bir tane daha sizlere paylaşacağım. Yine arada bir tane zincirimiz var. Tığın üzerine bir kere doladım. Bir sonraki bir zincirlik boşluğun içine batıp önce bir ilmeği çıkarttım. Sonra ikisini ve tığımda 2 ilmeği bekletiyorum. Tekrar tığın üzerine doladım. Aynı boşluğa ikinci defa batıp önce birini, sonra ikisini, tığımda 3 ilmeği bekletiyorum. Tekrar tığın üzerine doladım. Aynı boşluğa üçüncü defa batıp önce birini, ilmeği çıkarttım. Sonra ikisini ve tığımda 4 ilmeğim var ve 4'ünü birlikte çıkartıp bu şekilde topladım. Bakın 4 tane modelimizi oluşturduk. Yine arada bir tane zincir çekeceğiz. Bu şekilde modelimizi oluşturacağız. Aralarda bir tane zincir çekip ondan sonra tekrar tığın üzerine dolayıp yine bu buradaki bir zincirlik boşluklara batıp 3 defa batıp her bir aralarda bir zincir çekeceğiz. Her bir zincirlik boşluğa 3'er tığın üzerine dolayıp 3'er defa batacağız. Bu şekilde modelimizi oluşturalım. Ve tekrar modelimizi oluşturarak tekrar sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna doğru geliyorum. Bakın yaptığımız model yakından görünüşü bu şekilde. Ve son burada köşede bir zincirlik boşluğumuz kaldı. Buraya da model yapacağız ve ardından başlangıçtaki yaptığımız modelle birleştirmesini yapacağız. Yine arada bir tane zincirim var. Ve son zincirlik boşluğun içine batıp buraya modelimi yapacağım. Ve üçüncü defa son batışım ve tığımda 4 ilmeğim var ve 4 ilmeğimin hepsini birlikte çıkarttım. Ve tekrar bu arada bir zincirimiz var. Bizim bakın ilk yaptığımız modelimiz burası. Burada 3 tane zincir çekmiştik. 1, 2 ve 3. Onun tepesindeki boşluğa batıp modelimi burayı birleştireceğim. 1, 2 ve 3 zincirimiz var burada ve üstündeki modelin tepesindeki boşluğa batıp birleştirme yapacağız. Yine arada bir zincirimizi unutmayalım. Ve modelin tepesindeki boşluğa batıp ve buraya ilmek kaydırma yaptım. Ve bu şekilde bu sırayı birleştirdik. Ve şimdi renk değişimi yapacağım. Ve siyah rengime geçeceğim. Aynı batım noktaya tekrar batıyorum. Ve tığımı bu şekilde bekletiyorum. Bakın tekrar size bu noktayı göstereyim. Biz modelin tepesindeki yere batıp ilmek kaydırma yapıp birleştirdik. Ve tekrar şimdi burada renk değişimi yapacağım. Ve aynı battığım noktaya tekrar batıyorum. Ve bu şekilde tığımı bekletiyorum. Açık renk ipimi bırakıp ve tekrar
Bu noktada siyah renk ipimi aldım. Açık renk ipimizi bu noktada örmeyeceğiz. Siyah renk iple devam edeceğiz. Ve bu ilmeklerin arasından siyah rengimi çıkarttım. Ve açık renk ipimizi şu şekilde ipi asılıp sıkıştıralım. Bu sırada yine aynı başta yaptığımız sıranın aynısını yapacağız. Ve burada iki tane zincir çekeceğim. 1 ve 2. 2 tane zincirimi çektim. Ve şimdi ilk boşluğun içine buraya bu zincirimi bağlayıp sık iğne yapacağım. 2 zincir çektik ve ilk bir zincirlik boşluğun içine batıp ve buraya sık iğne yaparak bu zincirimi bağladım. İlk başlangıç için 2 tane zincir çekiyoruz. Başlangıçta 2 tane zincir çektikten sonra diğerlerin arasında yine birer tane zincir yapacağız. Ve şimdi bir tane zincir çektim. Ve bir sonraki, bakın şu iki modelin arasındaki bir zincirlik boşluğa batıp yine buraya bir tane sık iğne yaptım. Yine aynı şekilde bir tane zincir çektim. Bir sonraki modelin arasındaki boşluğa batıp yine buraya bu zinciri bir sık iğne yaparak bağladım. Tekrar yine bir zincir, bir sonraki boşluğun içine batıp yine sık iğne yaptım. Bu şekilde aralarda bir zincir çekeceğiz ve her bir modelin arasındaki boşluklara batıp sık iğne yaparak zincirlerimizi bağlayacağız. Aralarda bir zincir çekmeyi unutmayalım ve bu şekilde yine aynı gösterdiğim gibi devam edelim, sıramızı tamamlayalım ve tekrar sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. Bakın sıramı bu şekilde oluşturdum. Ve şimdi köşenin birleştirmesini yapacağız. Bizim başlangıçta yaptığımız, bizim başlangıç yerimiz buradaki model. Ve burada iki tane zincir çekerek başladık, boşluğa sık iğne yaptık, ondan sonra bir zincir çekip diğer boşluğa sık iğne yaparak bağladık. Bizim ilk 3 zincir çekip modelimizi yaptığımız kısım burası, başlangıç kısmımız. Ve sıranın sonuna geldiğimiz zaman buradaki boşluğa batmayacağız, ondan bir önceki aradaki boşluğa batıp bir zincir buraya bağlayacağız. Ondan sonra son boşluğa batmayacağız ve buraya bir zincir çekerek başlangıç kısmımızla bağlayacağız. Şimdi son, bakın buradaki boşluğa batmayacağım. Bir tane zincir çektim ve ardından buradaki boşluğa atlayarak başlangıçta iki tane zincir çekmiştik. Birinci zincirin içine batıp birleştirmemi yapacağım. Bir zincir çektim. Buradaki başlangıçtaki iki tane zincirin birinci zincirin içine batıp ve buraya ilmek kaydırma yaptım. Bu şekilde köşe kısmını birleştirmesini yaptık. Ve şimdi yine aynı bu noktaya batacağım ve ardından renk değişimi yapacağız. Açık renk ipime geçeceğim. Tekrar o bir zincirli kısma tekrar batıyorum. Tığımı bu şekilde bekletiyorum. Ondan sonra siyah ipimi bırakıyorum ve açık renk ipimi alıp ilmeklerin iki ilmeğin arasından bu şekilde çıkarttım ve açık renk ipime geçtim. Ve siyah ipimi de asılıp burayı sıkıştırıyorum. Bu sırada tekrar buradaki modelin aynısını yapacağız. Açık renk ipimizle devam edeceğiz. Siyah ipimizi bu sırada örmeyeceğiz. Onu bırakıyoruz. Ve şimdi burada
Açık renk ipimize geçtikten sonra bir zincirlik, hemen yanındaki bir zincirlik boşluğun içine batıp buraya batıp sık iğne yapacağım. Yani bu ipimi buraya sabitlemiş oldum. Ve şimdi yine aynı bu sırada aynısını yapacağız. 3 tane zincir çekeceğim. 1, 2 ve 3. Tığın üzerine doladım ve aynı battığım noktaya aynı bir zincirlik boşluğun içine batıp buraya yine aynı şekilde modelimi yapacağım. Tığımda 2 ilmeğimi bekletiyorum. Yine aynı şekilde tekrar aynı boşluğa batıp yine modelimi oluşturuyorum. Zincirimizi de bir kabul ediyoruz ve bu şekilde 3 defa batmış oluyoruz ve üçünü birlikte hepsini çıkarttım. Aralarda bir zincir, tekrar tığın üzerine doladım. Bir sonraki bir zincirlik boşluğun içine batıp yine aynı şekilde modeli oluşturacağım. 1, 2, 3. Tığımda 4 ilmeğim var. Hepsini çıkarttım. Bu şekilde modelimi oluşturdum. Yine aralarda bir zincir. Bir sonraki, bakın bu şekilde. Bir sonraki bir zincir çektik. Bir sonraki bir zincirlik boşluğa batıp tığın üzerine dolayarak 3 defa bu noktaya batacağız. Aralarda bir zincir çekip ve ondan sonra bir zincirlik kısımlara modelimizi oluşturalım. Ve tekrar bu şekilde yaparak sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. Bakalım sırayı da tamamladık. Şimdi köşenin tekrar birleştirmesini yapacağım. Şurada son bir tane zincirlik kısmım kaldı. Oraya da modeli yapacağız ve ardından birleştireceğiz. Bir zincir çektim. Tığın üzerine doladım. Ve son bir zincirlik kısma modeli yapacağım. Bir, iki ve üç. Ve hepsini çıkarttım. Ve şimdi burada birleştirme yapacağız. Yine arada bir tane zincirimizi çektik. Ve zincirin tepesindeki boşluğa batıp buraya ilmek kaydırma yaptım ve köşeyi birleştirdim. Şimdi tekrar renk değişimi yapacağız. Onun için aynı battığım noktaya tekrar yine batıp şu şekilde tığımı battım ve burada bekletiyorum. Ve şimdi açık renk ipimi bıraktım ve siyah renk ipime geçeceğim. Ve şimdi bu noktada iki ilmeğin arasından siyah ipimi çıkarttım. Ve bu şekilde açık renk ipimi asılıp sıkıştırdım ve burayı sabitledim. Bakın, renk değiştirme yaptığımız yer görünüşü içten bu şekilde. Şimdi siyah ipimize geçtik ve burada yine aynı bu sırada yaptığımız gibi önce ilk başlangıçta iki tane zincir çekiyoruz. 1 ve 2. İlk iki model arasındaki bir zincirlik boşluğa atlayıp buraya bir tane sık iğne yaptım. Tekrar sadece başlangıç için iki tane zincir çekiyorduk ve diğerlerini aralarda birer tane zincir çekiyoruz. Bir zincir çektim. Bir sonraki modelin orta boşluğuna bir zincirlik boşluğa atlayıp sık iğne yaptım. Tekrar yine bir zincir. Bir sonraki boşluğa batıp tekrar sık iğne yaptım. Bu şekilde aralarda bir zincir çekip bu aralardaki boşluklara batıp sık iğne yapacağız. Bu şekilde modelimizi devam ettirip tekrar sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldiğim siyah sıramı da bitirdim. Şimdi birleştirme kısmına geldik. Bizim başlangıç noktamız, bakın, üst zincir çektiğimiz nokta burası
ve siyah ipimle başladığım nokta, iki zincirle başladığım nokta burası ve ondan sonra birer zincir çekerek devam etmiştik. Bizim başlangıç model kısmımız burada ve sıra sonuna geldiğimiz zaman bakın en son burada bir zincirlik boşluğumuz var. Bu boşluğun içine batmayacağım. Ondan bir önceki noktada bir zincir çekip sık iğne yapıp burayı bitiriyorum. Bu noktada bitiriyorum. Yani sıra sonuna geldiğimiz zaman buradaki son boşluğa batmadan şimdi birleştirme yapacağız. En son sık iğne yaptım ve bir zincir çekip son boşluğa batmayacağım ve başlangıçtaki iki zincirlik kısmımız var. Birinci zincirin içine batıp birleştirmesini yapacağım. Bir zincir çektim. Birinci zincirin içine batıp ve bu noktaya ilmek kaydırma yaptım. Şimdi bu noktada renk değişimi yapacağız. Siyah ipimizi bırakıp açık renk ipimize geçeceğiz. Onun için öncelikle aynı birinci zincirin içine batıp bu şekilde tığımı bekletiyorum. Siyah ipimi bıraktım. Açık renk ipimi aldım. Ve bu iki ilmeğin arasından bu şekilde çıkartıp açık renk ipime geçtim. Şimdi modelimi yapmam için yanında hemen bir zincirimiz var. Buradaki boşluğa batıp buraya sık iğne yaparak ipimi tam sabitledim. Şimdi yine aynı burada yaptığımız gibi 3 tane zincir çekip bu şekilde ondan sonra modelimizi tekrar bu nokta yapacağız. Arada bir zincir tekrar yine bir sonraki bir zincirlik boşluğa batıp bu şekilde modelimizi yapacağız. Her bir boş bir zincirlik boşluğa batıp modelimizi devam ettireceğiz. Bu şekilde modelimiz hep tekrarından oluşmakta. Ondan sonra bu sırayı bitirdikten sonra bir sırada siyah ipimizi devam edeceğiz. Renk değişimi yapacağız. Yani bir model bir siyah sırasını yapacağız. Ve çantamızı istediğimiz yüksekliğe gelinceye kadar örmeye devam edelim. Çantamı ben yeterli yükseklikte ördüm. Sizlere hem ölçüsünü vereceğim hem de ne kaç sıra gittiğimde bilgisini paylaşacağım. Bakın çantamızın yakından görünüşü bu şekilde. Çok hoş güzel bir çanta modeli yapmanızı gerçekten tavsiye ediyorum. Sizlere bu şekilde kaç sıra gittiğim bilgisini vereyim. 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 sıra ördüm. Bu şekilde bir de ölçüsünü vereyim. Çantamızın tam ağız kısmının genişliği 41 santim. Yükseklik 30 santim. Şimdi burada en son biz sıramızı siyah sırasında yaptım ve iki sıra daha gidip ardından çantamızı tamamlayacağız. En son burada siyah sırasını yaptıktan sonra bakın birleştirmesini yaptım. Birleştirmesini yaptıktan sonra burada tekrar yine renk değişimi yapacağım. Şu şekilde kameramızı biraz yaklaştıralım. En son burada birleştirmesini yaptıktan sonra bakın sıramı tamamladım ve tekrar yine aynı battığım yere tekrar batıp diğer açık renk rengime geçeceğim. Ve açık rengime geçtim. Ve tekrar bu noktada bir tane zincir çekip aynı battığım noktaya tekrar batıp buraya bir tane sık iğne yaptım. Bu şekilde açık rengimize geçtik. Ve şimdi hemen bakın bir zincirlik boşluğumuz var.
O bir zincirlik boşluğun içine batıp buraya bir tane sık iğne yaptım. Artık bu noktada siyah rengimi artık örmeyeceğim. Bunu daha sonra çantayı bitirdikten sonra ipimizi keseceğiz. Şimdi kesmiyorum. Daha sonra bitirince keseceğim. Artık siyah ipimle aslında işim kalmadı. Tekrar yanındaki, bakın şurada bizim bağlama sık iğnesi var. Onun tepesine batıp yine aynı şekilde bir tane sık iğne yaptım. Tekrar bir zincirlik kısma geldik. Yine aynı şekilde yine sık iğne yaptık. Aralarda bir zincirlik kısma bir tane sık iğne ve şuradaki sık iğnenin içine de tepesine batıp yine aynı şekilde bir tane de buraya sık iğne yapacağız. Bir zincirlik kısma bir tane ve diğer sık iğnenin tepesine batıp tekrar buraya bir tane daha sık iğne yapacağız. Bu şekilde sık iğnelerimizi yapalım ve tekrar bir sıra sık iğnelerimizi yaparak sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. Sık iğnelerimi tamamladım. Şimdi bir sırada ilmek kaydırma yapacağım. Ardından çantamı tamamlayacağım. Son zincir yerinde bir tane sık iğne yaptım. Şimdi başlangıçta bir zincir çekip sık iğne yaptığımız yere ilmek kaydırma yaparak burayı birleştireceğiz. Şimdi başlangıçtaki yaptığım sık iğnenin içine batıp çıkarttığım ilmeği diğer ilmeğimin içinden bu şekilde çıkartarak ilmek kaydırma yaptım. Ve şimdi bu ilmek kaydırmalarıma devam edeceğim. Ve hemen yanındaki sık iğnenin içine batıp bu şekilde ilmeğimi çıkarttım. Ve diğer ilmeğimin içinden bu şekilde çıkartarak ilmek kaydırma yaptım. Bu sırada her bir sık iğnenin içine batıp ilmek kaydırma yapacağız. Bu şekilde ilmek kaydırmalarımızı yapalım ve tekrar sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. İlmek kaydırmalarımı tamamladım. Şimdi bu noktada ipimizi keseceğiz. Hem siyah ipi keseceğim hem de hasır rengimi keseceğim. Siyah ipimi de kesiyorum. İpimi bu noktada çıkarttım. Şimdi ince bir tığ yardımıyla son yaptım, ilk başta yaptığım ilmek kaydırmanın içine batıyorum. Bu şekilde ipimi çantanın iç kısmına aldım ve şimdi tekrar son yaptığım ilmek kaydırmanın arka tekine batıp bu noktada tekrar çantanın iç kısmına ipimi aldım ve bu şekilde birleştirme kısmını yaptık. Ve bu ipimizi çantanın iç kısmında alacağız. Sağlam olması için burada bir tane düğüm atacağım. Ve bu ipi, uzun ipimi aralardan yürütüp fazlasını keseceğim. Şimdi siyah ipimizi de içeride saklayalım. Yine hemen bu noktada siyah ipimi de sağlamlaştırmak adına burada bir tane düğüm atıp düğüm attıktan sonra yine buradaki ipim gibi aralardan saklayıp ve fazlasını ipimizin keseceğiz. Bu şekilde çantamızı tamamladık. Şimdi sırada çantamızın kulpunu dikeceğiz. Ardından şu şekilde tam çantamızın orta kapanma kısmına da çıt çıtımızı dikeceğiz. Bakın kenarında delikler var. Bunu çantamızın tam orta kısmına karşılıklı şu şekilde denk getirip
Yine aynı ben siyah kağıt iple yapacağım. Siyah kağıt iple kenardan şu deliklerinden dikeceğim tam orta kapanma yerine. Ve kulpumuz da şu şekilde tam çantayı ortaladıktan sonra kenarlarındaki mesafeyi ölçerseniz daha iyi olur. Tam ortalı olması için şu şekilde kenarlarından kalan mesafeyi de ölçerek aynı olacak şekilde ayarlayıp şu şekilde yine ben siyah kağıt iple buradan deliklerinden çantamın kulpunu dikeceğim ve en son çantamızın bitmiş halini birlikte bakalım. Çantamı ben kulplarını diktim. Bakın bu şekilde tek kat kağıt iple diktim. Kenarlardan yine aynı ölçerek aynı mesafede ölçerek diktim. Ve çıt çıtımı da tam çantanın orta kapanma kısmına yine tek kat kağıt iple bu şekilde diktim. Çok şık güzel bir çanta oldu. Yapacaklara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videolarımı beğenmeyi ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın lütfen. Bir başka videoda görüşünceye dek hoşça kalın.